mi bir sizi tanımayan yok aslında ama ben e, yeni nesil için, ekranları evet. başında bizleri izleyen yeni nesil için sizi tanıtmak adına bize kendinizden kısaca biraz bahsedebilir misiniz? Eyvah. <laughs> El 40, 44 senelik gurbet hayatının neresini anlatalım? Başlayalım. Peki. Efendim ben Malatya Doğanşehir, Polat Kasabası'nda doğmuş... Böyle türkülerin çok söylendiği, ağıtların çok yakıldığı, çocukluğundan beri e, dedemin kaval çaldığı e, ve ağıtların, türkülerin bol olduğu bir toprakta, bir yörede doğdum. Polat. Köyümün evet. adı Polat. <laughs> Tıpkı sizin isminiz gibi. Isim, evet. e, müzik. Nenemden, dedemden aldığım. Daha sonra gurbet kervanı herkes gibi nasip kader diyelim ee, gurbet yolculuğumuz başladı sazımla geldim gurbete kendim yazıyorum eserlerimi kendim besteliyorum kısacası 40 yıllık gurbettin içerisinde savrulan kavrulan acılarıyla tatlılarıyla e, bir hayat bir ömür biraz da e, vefasızlık var yaşamımızda. Siz ne kadar iyi sesiniz, ne kadar güzel eserleriniz olursa olsun, arkanızda amcanız, dayınız yoksa biraz sesiniz duyulmaz. Ama bunların hepsini geçelim. Ee, hayat fani. İnsanları sevmek, insanları kırmamak gerekiyor. Bu dünya herkese yeter. Barış içerisinde, sevgi içerisinde, <laughs> sağlık dolu yaşamlar diliyorum. Yeni yılda geliyor. Yeni yıla ait bir program yaptınız. Biz evet. e, bütün dostlarımıza yeni yılın e, yeryüzünde yaşayan tüm insanlara huzur, önce sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi diliyorum. Kısacası Fehmi Günaydın 40 <laughs> yıldır gurbeti çeken bir gurbetçi. Böyle diyelim yani fazla da girmeyelim detaylara. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Bey.